Konuyu ilk başından bu yana takip eden gazeteci Emrullah Erci sağ olsun tekrar vakit ayırdı bizde de. Ne bekliyor onları? En çok bu sorulmuş izleyicilerden. Ne beklediğini ben de Emrullah Erdinç'e sorarak başlayacağım elbette. Hoş geldiniz diyerek. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ne bekliyor hakikaten bu çifti? Beraberinde de tutuklananları soruşturmaya dahil edilenleri. Tabii Masak raporu var. Tabii ki zor. Baskınlar var. Zor gün. Maddi delil olduğu söyleniyor. Bu yönüyle birkaç aylık bir projeksiyon değil ama geniş çaplı bir ayrıntı sorayım. Şimdi zor günler bekliyor. Bu zor günlerin başında da hani ileride bir daha kolay kolay biz Polat ailesini ya da Dilan Polat'ı böyle hani gösterişli bir hayatın içinde göremeyeceğiz. Kendileri de bunu göremeyecekler. Öncelikli olarak bunu söyleyelim. Çünkü az önce zaten muhabir arkadaşımız da aktardı sahadan. Hani haklarındaki iddiaların ikinci dalga bir operasyonu konuşuyor olması, iddianamenin bir kere çok uzun bir zaman alacak olması, bu süre zarfını cezaevine geçirecek olmaları. O yüzden de zor günler bir süre daha bu aile için devam edecek. Burada yapmaları gereken, yine muhabir arkadaş az önce söylemişti, hani etkin pişmanlıktan özellikle yararlanmış olsaydı Dilan Polat, Engin Polat'ın da verdiği ifade vardı. Eşim bunların hiçbirinden haberi yoktur. Bu hesap hareketlerinden haberi yoktur diye evet. Orada bir bölüm var. Yani bir nevi aslında Dilan Polat'ı koruma yönelik bir bölüm. Ama işte bu tek taraflı olmuyor. Tek söylemli olmuyor. Eğer ki orada ifade verirken Dilan Polat da etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum dediği yer bunu söyleseydi ve yine aynı şekilde sonrasında da o hesap hareketleriyle ilgili bilmiyorum değil de bu hesap hareketleri Engin biliyordu, Engin Polat yapıyordu dese ki bazı yerlerde zaten söylüyor. Belki durum farklı olabilirdi kendisi için. Yani yargıya yardımcı olmuş olsaydı. Hani baktığımız zaman örgüt çerçevesinde hani birbirleri yani daha doğrusu yargıya bir yardım söz konusu değil. Ve yine hani diyoruz ya burada bir örgüt var. Ya başka ifadelere baktığımız zaman da yine aynı şekilde tutuklanan Ahmet Gün avukat onun yanında çalışanların verdiği ifadelere de baktığımızda aslında nasıl bir örgütlü yapı olduğu da net bir şekilde ortaya konmuş durumda. Ya da paraların hep bir hesapta toplanması genelde o hesaplardan da hani şirket hesabından nakit bir şekilde elden çekilmesi ve şahsi hesaplara yatırılması. Burada da yine Sezgin Polat'ın hep talimatlar vermesi paraların çekilmesi yönünde birçok paranın Sezgin Polat'la Engin Polat'ın üzerine nakit olarak yatırılması, nakit hesaplarına yatırılması bunların bütün hepsine baktığımız zaman çok ciddi suçlamalar ve örgüt çerçevesinde tamamen yargının baktığım zaman elindeki delillere de bir kara para aklamayı, bir vergi kaçırmayı gösteriyor. O yüzden de önümüzdeki günlerde de Polat ailesini de, burada Doğu ailesini de, yine Ahmet Gün'ün ailesini de çok 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 zor günler bekliyor olacak. Başka örnekler de var. Buna takılıp kaldınız. Neler neler var diyerek işte link paylaşanlar var. Adres gösterenler var. Bu birçok televizyonun, gazetenin, internet portalının haber merkezine gittiğine de eminim. Başka meslektaşlarımız da bu meselelerle karşılaşıyorlardır gelen mesajlarla. İşte deniyor ki ya tamam Polatlar ailesi bir örnekti ama çok daha fazlası var. Yani en basitinden hangi sosyal medya aracını kullanıyorsanız girin, bakın rastgele anonim hesaplara. Villalar var, arabalar var, yüksek çok yüksek değerde takılar var. Şimdi bu şaşalı diye özetleyebileceğimiz yaşamlar kaynağı itibariyle daha sorgulanır hale geldi. Şimdi öncesinde insanlar galiba eğlence diye bakıp geçiyordu. Dilan Polat üzerinde olduğu için. Belki başka insanlar da daha başka gerekçelerle izliyorlar ama paranın kaynağını sorgulamıyorlar ya da kendilerini ilgilendirmediklerini düşünüyorlardı. Ama şimdi galiba bu yönde biraz olsun dikkat, biraz olsun farkındalık artmış gibi. Bu yaşamların hakikaten temelde kaynağı nedir? Birbirinden çok farklı sorulması ve belki de soruşturulması gereken kaynaklar mı olabilir? Emrullah Erdinç'in bu konuda bir fikri var mı? Kaynaklar olması gerekiyor. Bu zaten sorgulanması gerekiyor. Şu anda vergi dairesi de MASAK'ta bunları da inceliyor. O görmüş olduğumuz bana da çok fazla bu anlamda böyle
mesajlar geliyor. Bakın böyle kişiler de var. Onların hepsi şu an zaten bir inceleme altında. Faturaları inceleniyor. Ve bazıların, şimdi isim zikretmeyeceğim, önümüzdeki günlerde Polatlar gibi biz bir soruşturma daha göreceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü bazılarının arkasında bir tık böyle hani finans güçleri bulunmuş durumda. Şimdi onların bazında bir isim söylemeyeceğim, vermeyeceğim ama. Ama, hani, ama önemli bir şey söylediniz Emrullah Erdiş, evet, ben tekrar etmek, evet, durumundayım. Önümüzdeki günlerde buna benzer işte şaşalı hayat, asıl bakın burada böyle örnekler de var dediği izleyicilerin kimileri zaten hali hazırda inceleme altında diyor ilgili ekipler tarafından Emrullah Erdiş. Ve önümüzdeki günlerde birkaç örnek daha görebiliriz. Operasyon veya inceleme anlamında diye kesinlikle de ekledi. Lütfen kesinlikle devam edin. Kesinlikle. Kesinlikle yine mallarına el koyması, konulması, hesaplarına bloke konulması. Acaba bunları kimler? Önümüzdeki günlerde yine göreceğiz. Burada sadece izleyicilerin şunu bilmesi gerekiyor. Şimdi istiyorlar ki işte Dilan Polatlar olayı çıktı. Ertesi gün hemen diğerine operasyon yapılsın. Bir gün sonra ötekine operasyon yapılsın. Şimdi devlette işler böyle işlemiyor. Yargıda ya da emniyette böyle işler işlemiyor. Yargı hep bu Dilan Polat olayında da söylemiştik. Beklesinler, bu operasyon zaten olacak, göreceğiz. Hani biz elleri kelepçeli bunları göreceğiz diye defalarca çer çıktığımız yayında da bunları söylemiştik. Şimdi bu anlamda da yargının da bir takım çalışmaları var. Vergi dairesinin bu anlamda çalışmaları var. Şu an delillerini oluşturuyorlar. Şu an o faturalarını incelemeler yapıyor. Yani faturaların hani arka arkaya kesilen faturaların izini arıyorlar. Paranın kaynağını arıyorlar. Bazı yerlerde tabii ki bulunan bir takım şüpheli işlemler var. O yüzden de önümüzdeki günlerde hani bu kişiler de rahat etmeyecekler ya da böyle şaşalı bir şekilde hayatlarını göstermeye devam edemeyecekler. Önümüzdeki günlerde yine dediğimiz gibi Polat ailesine nasıl bir uygulama yapıldıysa benzer uygulamaları biz başka bu tarz sosyal medya fenomeni ya da fenomenliğin dışında bu tarz böyle güzellik sektöründe ürün üreten hani kişilerde de göreceğimizi şimdiden söyleyebiliriz Can Coşkun. Önemli. Bir yandan örnekleri de ekranlara getiriyor değerli rejimiz. Şimdi bir popstarın bile galiba klibinde kullanamadığı kadar lüks araç kullanan var mesela. Yani bir klip çekmişler, 4-5 ayrı lüks araç var. Ve kiralandığına dönük bir düşünce olmasın diye örneğin bu konuda işte sosyal medya tabiriyle story, Türkçe tabiriyle hikaye paylaşıp aslında o arabaların kendisinin olduğunu, kiralama falan da olmadığını böyle yüksek perdeden anlatanlar var. Ne iş yaptığını tahmin edemiyoruz. Bilemiyoruz. Dolayısıyla Emrullah Erdiş çok önemli bir not paylaştı. Önemli bir bilgidir. Zaten birçoğu inceleme altında diyor. Öyle dünden yarına olmaz, bugünden yarına operasyon olmaz. Kaldı ki Dilan Polat'ta da merak etmeyin soruşturma ilerliyor diyen isimlerden biriydi Emrullah Erdiş. Onu da hatırlattı. Ve önümüzdeki günlerde bazı inceleme, mal varlıklarına el konma gibi başkaları için de örnekler duyabiliriz. Yargı safhasında der Emrullah Erdinç. Bizler de takip etmeye devam edeceğiz. Emrullah Erdinç çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. İyi yayınlar. Sağ olun.